Peki neden uzun bir süre sonra yine Steel Division atıyoruz derseniz, Steel Division'a gelen yeni iki harita, yeni iki birliğimiz var. Hemen onları tanıyacağız, hemen oyuna geçeceğiz. Ama her zamanki gibi ilk önce Battle grubumuzu ayarlıyor olacağız. Gelen birliklerden biri Fransızlar. Fransız olarak kuracağım. Herhalde beyaz bayrağı hemen çekeceğiz, böyle sallayacağız diye tahmin ediyorum, bilmiyorum. Burada bu sırada gördüğünüz birliklerin çoğu gelecek olan birlikler. Onları da hemen bir göstermiş olayım. Screaming Eagles, 101. Airborne, yani Normandiya çıkarması olmadan önce paraşütle atlayan o ünlü paraşütçüler, Amerika'nın paraşütçüleri gelecek. Henüz daha gelmedi. Zaten karanlık gördüğünüz gibi, yani üzeri karalı, yani öyle söyleyeyim. Indian Head sanırım yapmıştık, doğru yaptık. O bunlar çıkarma birliğiydi, biliyorsunuz. Başka ne geliyormuş? Household Division İngilizlerin yine bir tank birliği olarak geliyor. Guards Armored. Red Devil'lar İngilizlerin paraşütçüleri, yine çok ünlü birliklerden biri geliyor. Kanadan yalnız. Oha ya. Aleyküm selam bu sırada hepinize. Asya multisi ne oldu? Yarın devam ediyor. Canadian Infantry, yani Kanadalı askerler geliyor. Bunlar mekanize gibi gözüküyor. Bilmiyorum şeylerini. Black Division, Pancarna. Bunlar Polonya'nın askerleri. Husar şeyini görüyorsunuz. Husar amblemini. Tank birliği olarak geliyor. İnşallah içinde husar vardır yalnız. Eğlenceli olur. Düşmana karşı süvari şey yaparsak bayağı eğlenebiliriz bence. Evet, hemen Fransız birliğimizi ayarlayalım. Fransız birliği tank birliği bu sırada. En azından görüntü öyle gösteriyor. Hemen bir bakalım içinde ne varmış, ne yokmuş. Spahis adıyla geçen şeylerimiz var. Yalnız bunlar jiple gelirken, bunlar taramalısı olan jiple geliyor. Bunlar zırhlıyla geliyor. O zaman önce bir taramalı jipli gelsin. Bir tane de zırhlı atarız ortaya. Aha, direkt tank şeyiyle gelen var lan. Ha, Scout Car'la gelen var. Bu direkt vurucu bir güç olarak geliyor anlaşılan. Scout Car M3. 12,7 mm'lik silahla geliyor. Bunlar aynıymış zaten. Niye bundan iki? Ha, veteran bunlar. Veteranlığı beni çok ilgilendirmiyor. Ne de olsa reconnaissance. Hani çok büyük bir beklentim yok. Asker olarak bakalım neleri varmış. CDP Voltigeurs diye geçiyor. Fransızcam yok, böyle okuyorum. Bazukaları var. 66 mm'lik. O yüzden alacağım. Gayet işe yarayabilir. 7,62 mm'lik ağır taramalıya sahip askerleri var. Yine bir asker daha. Thompson görüyorum ellerinde. Embergrande'e benzer bir silahları var. Bir de tüfekleri var. Şimdi tüfek... Zaten halihazırda bu adamlarda yeterince silah var. Ekürisi olarak da bunların tüfeğinin çok bir şey kattığını görmüyorum. O yüzden bir ağır makinalı daha alacağım. Ya da şunu alalım, çünkü bu 12,7 mm'lik mermi ateşlerken bu 7,62'lik mermi ateşliyor. Bu biraz daha ağır bir mitralyözcü. B safında yine B fazında yine mitralyözcü birlikler var. Alalım. Sapers. Ellerinde satchel değil. Hem frag hem şey var. Alalım. Bunlar engineer'ımsa, ama daha anti-tank engineer diyebiliriz. Voltigeurs mitralyözleri ellerinde light machine gunner kullananlardanmış. Alalım. Askerler güzel. Yani şu genel anlamda baktığın zaman askerler bayağı güzel. Sieg Heil demiş. İkisini de deneyeceğiz. Naziler oldu demiş. İkisini de deneyeceğiz. Polonya'da tank mı varmış? Husar amblemi var. Büyük ihtimalle Husar deneyebiliriz. Aleyküm selam Fatih, hoş geldin, iyiyim, sen nasılsın? Aleyküm selam Yiğit. Hepiniz hoş geldiniz. Infantry'yi genel olarak beğendim. Çok güzel, güçlü bir infantry birliği var. Yani anti tank açısından bayağı güçlüler. Bakalım oyunda nasıl bir şey çıkacak karşımıza. Tanklar, Fransızların tanklarından zaten çok bir beklentim yok. Doğruya doğru. Tank birliği ama tanktan beklentim yok. Yani rezilliği siz görün. Infantry daha güçlü duruyor her şeyden evvel, onu bir söyleyeyim. Delicilik ve zırh açısından B fazında bu arkadaşlar biraz daha kuvvetli duruyor. Biraz da Sherman'a benziyor tipleri. 76 mm'lik silahları varmış. Bunların 75 mm ama hiç de topu öyle durmuyor.
Görsel bir yanılsama da olabilir. Hani o kısmına bir şey diyemem. Ama halihazırda şöyle yapacağım. C fazında nasıl güçlüler? Ya deliciliklerine baktığınız zaman aslında B fazı da C fazı da aynı güçte. Hani çok bir esprisi yok. Durumu öyle gösteriyor en azından. Burada B'ye biraz daha tank ekleyelim çünkü B'de tank sayısı az oldu. Ama şöyle genel olarak baktığımız zaman Almanlarda daha başlangıçta Butte Firefly 14 veya 15 ile deliyor olması lazım ki bir önceki çıkarma birliklerinde de durum aynıydı biliyorsunuz. Burada çok güçsüz başlıyor tanklar. Tank birliğinin tankta bu kadar güçsüz başlaması biraz garip geliyor bana. Ama öte yandan tank birliği olduğuna bakmayın. Tank birliği Armored Division adı altında geçse de askerler de zırhlılarla geliyor. Hani esprisi o aslında bir nevi. Flamer'lar varmış. Alalım Flamer alalım. Bir supply track daha, track daha alalım. Bir tane daha alalım. Anti-tank. Bak burada şimdi güzel şeyler görüyorum. 57 mm'lik anti-tanklarla başlıyor. Bazukalı askerler var. Ellerinde taramalı tüfeği olan bazukalı askerler. Yanına hemen bir tane daha ekliyorum. İki tane şey olacak. AT olacak. AT çünkü çok önemli. AT konusunda kesinlikle taviz vermem. B de aynı şekilde. B fazında da 57 mm'lik. Hani çok güçlü bir AT değil. Doğruya doğru çok güçlü değil. Hatta bir tane de şu fusiliyerlardan alalım. Infantry eksiğimiz olursa, tutturamazsak falan bir şey olursa onlardan yardım isteyeceğiz. B fazında yine AT alacağım. Çünkü ormana saklanabiliyor AT'ler. AT'lerin esprisi bu. Ama gördüğüm kadarıyla AT'ler çok güçlü değil. Anti-air rastgele alacağım çünkü anti-air'a çok önem vermediğimiz. Siz de biliyorsunuz 31'de 36 oldu. Çok fazla almayacağım. Bombardıman önemli bir özellik. O yüzden bir mortarla başlayalım. B fazında bataryalar varmış. Batarya çağıralım. C fazında obüs. C değil. B'de yine obüsler var. C fazı biraz boş kaldı o zaman. Support'ta iptal yapacağım bir tane. Şu çok fazla oldu. Uçak. Ne? Gaz bombası atıyor. İlk defa gaz bombası atan uçak geldi bu sırada. Bugüne kadar yoktu gaz bombası atan uçak. Dogfighter'lar çok umurumda değil açıkçası. Dogfighter'ın varoluşu. Light Rocket. Roketten ziyade Medium Bomber Spitfire'ları alabiliriz B fazı için. Sen nesin? Heavy Bomber. Heavy Bomber da gelsin. O zaman bir tane şeyi çıkartabiliriz. Zaten 2x 2x geliyor. 4 tane anca basarız. Pahalı da oluyor zaten. Çok abartmaya gerek yok. Tam mortarı da çıkartabilirim ya. Mortarı da çıkar. Ben mortar kullanmayı çok sevmiyorum. Onu tekrardan söyleyeyim. İyi bir ünite, kötü bir ünite olduğundan demiyorum ama yavaş bombalıyor. O yüzden hoşuma gitmiyor çok. Yine bir heavy bomber var ve P-38 Lightning en son heavy bomberımız. A fazında uçağımız yok, bombardımanımız yok. İki kötü dezavantajı da başlayacağız. Şu ülkeler kodunu da bir durdurayım bu sırada. Ülkeler kodu devam ediyor. Selamlar demiş. Aleyküm selam, hoş geldin. İyi akşamlar abi. True Detective'i izleyip geldim. Visual orgasm durumundayım demiş. True Detective izlemiyorum ama öneriler çok vardı. Abi milimetre fazla olunca mı daha iyi oluyor? Ben o konuyu bilmiyorum. Ya merminin büyüklüğü tabii ki hani önemli bir şey. Yiğit hoş geldin. İyi yayınlar Kaan abi demiş. Sağ olasın. Aleyküm selam Mevlana'nın amcaoğluyla. Ya şöyle düşün. Almanlar 88 falan sıkıyor. İngilizler de yanlış olmasın. Pounder hesabı ile onlar yaptığı için onlarınkinin tam neye denk geldiğini bilmiyorum da. Hayır, Hoi 4 bu akşam olmaz. Pounder hesabı ile yaptıkları için bilemiyorum ama Almanlar 88 ile sıkarken biz burada 57 ile sıkıyoruz. Hani sen düşün aradaki şeyi. Evet hemen Axis'in yeni birliğine geçelim. İsmini bilmiyorum yalnız. Yeni birlik diyeceğim. Daha sonra ismini değiştirebilirim nasılsa. Bir bakalım kim gelmiş. SS bunları görmüştük. Neler gelecek onları da bir bakalım. Panzerlayer diye bir grup geliyormuş. İsmini duymadım. Belki önemlidir, belki değildir, bilmiyorum. Ya hepsi önemli oluyor buralara gelenlerin ama yine de bilen varsa bana şey yapsın. Rommel'in birliği gelmiş, yeni birlik. Onu bir hemen cebe atalım. Windhund Division, yine bir zırhlı Division gelecek gözüküyor. Paraşütçü Fallschirmjäger birliği geliyor. Grüne Tüfel.
Pegasus Division bu zaten vardı. Eski beta'da vardı Infantry Birliği. Yeniden geri geliyor anlaşılan. Eichenloop diye okuyorum artık bilmiyorum. Katledebilirim. Yine bir Infantry Birliği geliyor. Şu an Almanlarda daha çok Infantry Birliği var. Rommel'in birliği varken Fransızlarla oynamak biraz şey olur, saçma olur herhalde. Kesin öneririm abi, müthiş dizi. Sonra önerenlere teşekkür edersin, öyle yani demiş. Peki. İngiltere 76'lık top kullanıyor. Almanlar 88, Amerikanlar 75, Ruslar 57, 76, 122 demiş. Tamam o zaman, bizi aydınlattığın için çok sağ ol. Şipetler var yine. Burada da mı şipetler var? Yine aynı üniteler, ismen aynı yani öyle söyleyeyim. Light machine gunları olduğu için alacağım. Şu adamlar da zırhlıyla geldiği için bunlardan almak istiyorum en çok. Spät Trupp'un da üstüne şey var, taşınabilir ağır makinalı diyelim. Hafif makinalı diye geçiyor da light machine gun. Ya yani MG42, MG34 falan taşıyan bir herife de hafif demek biraz saçma olur gibime geliyor. O yüzden demiyorum. B fazında da bir tane armored gelsin. A fazına döşendi bütün şeylerimiz, reconlarımız. Onun dışında asker olarak bakalım, führerler varmış başlangıç olarak. Bir tane führer gelsin. İşe yarayabilir. Grenadier'lar arkadaşlar hem bazukaları var, hem tüfekleri var, hem hafif makinalı taşıyorlar. O yüzden Panzer Grenadier'lar bayağı kuvvetli. Ama early game'de az basabiliyoruz gibi duruyor ve toplamda az basabiliyoruz gibi duruyor. O yüzden dikkatli koymamız lazım. B fazında bize MG42 veriyor. Almazsak ayıp olur. Almazsak bize küfür ederler. Zırhlıyla gelen Panzer Grenadier'lar var. Truck yerine zırhlıyla geleni çağıracağım. Şimdi burada yapmamız gereken zor bir seçim var. O da şu. Panzergrenadier Führer'i buradan iptal etmek seçeneklerden biri. Edeceğim. Çünkü ilk fazda asker sayısı 3-3-3. 9 çok değil yani. Bayağı az. İkinci fazda 5-3 geldi. Şimdi ikinci fazda bir MG daha mı yoksa bir Infantry daha mı? Asıl soru bu olmalı bence. Bir Infantry daha koyacağım. Bakarız durumun şeyine göre tekrardan şey yaparım. Değişiklik yaparım. Niye değiştirmedi onu? Rommel yapalım şunu. Tank birliğine gelince. Şimdi Fransızlarla karşılaştığınca Panzer 355F. 35SF'miş pardon. Yine aynı boktanlıkta duruyor gördüğünüz gibi güç anlamında. Onlar 8'de başlıyor hatta. Fransızların tankları daha iyi başlıyor. Yani olayın boktanlığına siz düşünün. Hoi 4 katılmak istiyorum demiş. Discord'a katılıyorsun. Oradan geliyorsun. A fazındaki tankların hiçbiri iyi durmuyor. Yine de bir tane alacağım tanksız kalmamak için. İkinci fazda Beaut Sherman geliyor. Gücünü düşürmüşler. 14-15 de vuruyordu çünkü. Panzer 4 G'miz var. 14'e 6. Zırhı düşük ama vuruşu iyi. 4 haşlar aslında yine 14 vuruyor ama zırhı daha iyi. 4 haş çağırsak daha iyi o zaman. Mantıken. Yani gelecekse 4 haş gelsin o zaman. C fazında Königstiger King Tiger'ımız varmış. Oh oh oh. Daha bugüne kadar gördüğüm en yüksek vuruş gücü bu olsa gerek. 22'ye 19. Gördüğümü hatırlamıyorum. Doğru söyleyeyim ama 350 puan isteyen başka bir tank da görmedim oyunda. Onu da söylemem lazım bu sırada. 22 vuruş gücü daha önce hiçbir şeyde görmedim. Tekrar dönüp bakarız diğer birliklere. Şu an için gördüğüm en yüksek şey açık ara. Vuruş gücü ve zırh. Hemen munition truck ekleyelim. Hatta şöyle yapalım mı? İki tane zaten ilk fazla geliyor. Bir tane de diğer fazla gelsin. Zaten bu kadar çağırmam. Pak. Araç olarak pak. 5 ile vuruyor. Ya çok bir şey yok. Esprisi yok. Yine 50 milimetrelik AT'ler var. Alalım. Ama 4'lük sınırımız olduğu için çok abartmayacağım. 88 milimetrelik şeyi var. Panzerfaust'u var. Yine bir kenara koyacağım. Çünkü 88'lik AT de varmış. Marder var. Hoppa. Bir dakika. Fazla koyduk bundan. Şimdi şöyle yapalım. Bir tane geliyor ama iyi vurucu geliyor. 22 deliyor çünkü. B fazında yine 88 mm alacağım. C fazında 75 mm var. Daha az deliyor ama yanında normal araçla geliyormuş. Marder geliyor. Yine delici olarak bileceğiniz bir tank. Tank olarak almayacağım. Yine 88 mm alayım mı diyeceğim. Şimdi 88'den 2 tane geliyor. 75'ten 4 tane geliyor.
75'ten 4 tane yapalım. Bunun bombardımanı var, uçağı var, cartı var, cürtü var. Yok olur mu, yok olur. Biz emin oynayalım. Araç flag gelsin. Yeterince yerimiz var sanırım, doldurabilirim. Artileri. İlk seviyede yine obüsümsü demeyelim ama benzeyen bir şey var. Ve roket atışı var. Roket başlarda bayağı işimi görür. B fazında yine topçular, Hummel tarzı. Panzer Lorraine demiş bunu ama yani bu bildiğiniz Company'den bildiğiniz şey Hummel. Yine roket atarımız var. Önce o zaman şöyle yapalım. A fazında 2 roket. B fazında yine 2 roket. Obüs kullanmıyorum. C fazında yine roket var ve field battery var. Field battery'ler daha çok hoşuma gidiyor. Ondan alacağım o yüzden. Tabii böyle doldurduk ama 35'te 36. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Şimdi uçak alacağız. Uçak alırken bazı şeylere dikkat etmemiz lazım. Light bomber mesela işime yaramaz. Yine light bomber. Anti-tank roketi varmış. Al bu arkadaşı. Light bomber istemiyorum. Heavy bomber olur. Güzel olur. C fazına da bir tane alacağım. O yüzden buradan bir tane şeyi iptal etmem lazım. Zaten çok oldu. Bence de gerek olmayacak bu kadarına. Biraz fazla abarttım orada. Zaten 3 uçak alabiliyoruz. 3 uçağın da en iyisini almaya çalışalım. Şimdi tank buster bir tane daha var. Tank buster mı yoksa heavy bomber mı derseniz 70 kilo atıyor. Sen de 70 kilo atıyorsun. Bombardıman önemli ama şöyle sayıya oynayacağım. C'de tank buster alacağım ve C'de 2 tane heavy bomber alacağım. B'de bir tane almaktansa. Bu biraz daha iyi olacak gibime geliyor. Bla bla bla. Şimdi onlar düşsün. Tiger Power mouse varsa alın da, yok eklememişler. Ama bir sonrakinde şey getireceklerini söylediler. Yaht Panther gelecek. Yaht Panther'i getirecekler. Şimdi genel olarak bakalım diyeceğim ama dışarıdan bakamıyorum. Tank gücü anlamında bir göstermek istemiştim. Neyse. Şimdilik şöyle diyeyim. 105, 110, 115 fazlardaki gelişim. Rommel'de 85, 105 yalnız farka bak. 85'e 105. 120, 110. Late game'de 125 oluyoruz. Yani early game'de Fransızlar bayağı bir şey kusacak üstümüze. Bunun Türkçesi bu. Ama Rommel'siz de olmaz. Yani şimdi Rommel'i bir denememiz lazım. Şimdi Fransız gelsin. Biz de Rommel gelelim. Bu sırada neyi unuttum? Suyu unuttum. Su alacağım. Yeni gelen haritalarımız var. Bir bakalım. Point de Hoc gelmiş. Yine Normandiya'da çıkarma olan yerlerden biri. Burada oynarız o zaman. 500 puan. Ha. Şunu 1500 puan yapacağım. Daha erken bitsin. Çok uzamasını istiyorum. Ki ikisini de deneme şansımız olsun. Başlatacağım. Hemen su alacağım. Siz de su alın. Çay alın. Bir şey alın. Gelin. Öyle başlayalım. Launch. Evet, geldim. Abi su nerede diyecektim ben de demiş. Hakikaten ben de hiç fark etmedim bile yani, öyle düşün. Şimdi şöyle bir absürtlüğe bir parmak basmamız lazım. Point the Hook çok güzel yapmışlar. Gördüğünüz gibi yine uçurumlar falan gayet güzel yapılmış. Falezler mi dersiniz artık, uçurum adına ne dersiniz? Falez bence ama. Neyse. Normandiya niye böyle kıyıda değildi? Normandiya haritası niye böyle ortadaydı? Yani keşke onu da sahilde yapsalardı böyle. Daha mantıklı olmaz mıydı? Bence çok daha güzel olurdu ama. Neyse, yaptılar bir eşeklik. Eleştirmeyeceğim daha fazla. Bir haritayı genel olarak bir inceleyelim. Ne var ne yok diye. Ana yolumuz burası. Şimdi burada geniş bir arazi var. Önü açık bir arazi. Yani şuraya bir AT koyacağız demektir bu da. Gelebilecek her yerden şeyleri vurur. Burada bir infantry olmalı. Yine sol tarafa infantry ekleyebiliriz. Şuraya da bir AT gider. Orası da boş çünkü.
Yine ana yol üstünde bu taraf ormanlık arazi. Burada çatışma dönecek. Onun Türkçesi bu. İkinci ana yolumuz burada çatallanıyor. Zaten buraya gideceğiz. O aşikar. Buraya da gideceğiz. O da aşikar. Bu tarafta ise bu tarafta küçük çalılar görüntüyü ne kadar bozsa bile ya şu ormanı ya şu ormanı ikisinden birine AT'yi döşersek yine bu yolu biraz tutmuş olacağız. Çünkü burada da ufak bir açıklık var. Ufak ama işimizi görecektir. Şöyle yapalım. Şipeti burada böyle ekleyeceğim. Diğer şipeti de ortadan koyalım. Boynuma dola çavuş Randall. Allah Allah. Asker sayısında bir azlığımız var. Onu araçlarıyla şey yapacağız. Gidereceğiz. Araçları gördüğünüz gibi çünkü zırhlı. Şuradan gitsin bunlar. Komandant. Antitank olarak bir tane sağa ekleyeceğim. Bir tane sola ekleyeceğim. Ekleyemeyeceğim. pek istediğim tarzda bir başlangıç olmadı. Tank da pahalı. Şu arkadaş 20 mm ile vuracak. O zaman sen gel. En azından başlangıç için bir deliciliği olsun bu tarafın çünkü. Gitmeleri gereken nokta burası. Sizin hem buraya hem buraya gitmeniz lazım. Nasıl yapacağız? Şimdi tek bir noktaya gitsinler. Araçları sağa doğru yönlendirin. O arkadaşların zaten nereye gideceği çok aşikar. AT kesinlikle burada inecek zaten. Onu yapacak hiçbir şey yok. Aslında bir şey değil mi? Burası şehir. Şehrin girişine de indirebilirim. Riskli bir hareket. Ama başarırsak şehrin girişinde her şeyi vurur. Infantrileri de oradaki binalara. Şurada da bina var. Şöyle yapalım. Şuraya gelsinler. Burada insin. Bir emin olamadım. Bir infanteri de buraya gelsin. Tamam, yapacağımız şeyler bunlar. Bakalım nasıl olacak. Senin işini ufak görmez neyse demiş Lazo. Hoş geldin Lazo. Aleykümselam Abdülkadir. Hoş geldin. Kübel Wagen şey çekiyor ya. AT çekiyor. Güzel diye baksana. Boyu kadar AT çekiyor ya. Göt kadar araç. Böyle yapınca bak etraftaki kararmayı gördünüz mü? Instagram filtresi gibi oluyor biraz ama. Gerçi o normalde varmış lan. Ha böyle biraz film karesi gibi oluyor diyecektim. Normal haliymiş o. Ben biraz fazla heyecanlanmışım. Lan niye bu kadar yavaş gidiyor benimkiler yalnız? Şeyler fark attı gitti. Şehre yetişemeyeceğiz. AT'yi buraya indireceğim. Eve girebiliyorsan gir. AT de burada yolu mu görmüyor? Hay senin be. Neyse bu araçlar da ateş ediyor. Şimdilik onlar tutsun. Burada da şeyler var. Askerleri indirsin, araçları kullanacağım. Bu sırada sesim sanırım biraz az geliyor olmalı. Onu bir halledeceğiz. Müziği azalt. Master volume'u biraz daha azalt. Burada yalnız patates oldu birlikler. Ya
Başlangıç pek iyi olmadı. Hemen tank birliği yollayalım. En azından bir kanadı tutarsam diğer kanadı tutmam biraz daha kolaylaşacak ama başlangıç olarak Fransızların zırhlıları, Recon'da aldıkları zırhlılar, benim düzenlediğim birlikte yani, bayağı ağır bir şekilde patlatıyor bizim şeyleri. Zırhlı araçları. Bizimki de ateş ediyor ama yetmiyor gördüğünüz gibi. Bayağı delip geçiyor. Ona bir çözüm bulmam gerekecek. Bir anti tank hemen yetiştirelim bu tarafa. Neyse bu tarafı hallettik. Bu taraf hoş, güzel. Şu iki araç şöyle devam etsin. Sen şöyle gir. Sen böyle çolla devam et. Köpek gibi tarıyorlar askerlerimi. MG'ler var zaten. Çok iyi olmadı o tarafın başlangıcı. Herhangi bir bombardımanımız ilk seviyede varmış. 100 ile geliyor. Bu tarafa getireceğim çünkü şehri bombalamadan giremem ben buraya şu an. Görüntü çok net yani. Şehri bombalamadan mümkün değil. Oraya hiçbir şey sokamayız. Hemen çağıralım. Tankı da getiriyorum ama yani ne kadar yeterse artık. Sen görmüyor musun bunu ya şimdi? Cidden. Onu da görmüyor. Çak bir mermi oradan. Güzel. Şu zırhlıyı nerede görebilir ki? Şurada görür muhtemelen. Hadi oğlum hızlı, hızlı evladım. İndir, indir. Çak bir mermi. Hadi. İşte bu be. Sen var ya mükemmelsin, mükemmel. Lap bir gömdü indirdi. İşte bu. İşte bu. İhtiyacımız olan bu kadar şans. Başka bir şey değil. Siz de şurada infantry'yi yorun. Oraya iki birlik daha yollayayım. Bu tarafı da bok götürüyor. Bu tarafı da düzeltmem lazım. Bu tarafı ancak bombardıman kurtarır bu saatten sonra. Raketenwerfer. Gel şöyle. Tamam sağ biraz daha iyi. Yalnız karşı çok fena topluyor. Çünkü soldan bayağı girmişler gibi gözüküyor. Oraya da bir zırhlı yollayacağız. Bir ara. Ah bir görebilsen. Bir boku görsen. Dediğim gibi ilk fazda adamlar 105 ile topluyor, biz 85 ile. Yani bir fark olması doğaldır. Çok sıkıntı etmeyin. B fazı da var, C fazı da var. Puan anlamında biraz sıkıntı evet. İlk fazda bu kadar ağır kaybetmek biraz sıkıntı. Ama çözeceğiz. Hatta buraya bir AT daha koyarım ama önce bir şuraya şey getirelim. Ne bombaladı lan, mermisi bitmedi anasını satayım. ...96 mermi var, tamamını ateşliyor gördüğüm kadarıyla. Şu çalının arkasına koyacağım onları. Buradan sola doğru destek gidecek zaten. Heh, burada AT yakalamışız. İndirin onu, tertemiz olsun. Buraya bir asker birliği daha yollayalım. Sağ tarafımız sağlam. Sol tarafı da hemen düzeltmemiz lazım, ne var ne yok bilmiyorum. Acilen bir kendine gelmesi lazım onun da. Sen de buraya gel. Şu arkayı vurabilse daha iyi olur. Öndeki infantrilerden ziyade arkadakiler daha tehlikeli geliyor bana. Şu infantry buraya mı gidiyordu? Şuraya da bir şey yollamam lazım ama şu an hala hazırda elimde bir şey yok. Ya o değil de eğitim çok atıl şu an. Kesinlikle hiçbir şey görmüyor çünkü. Raketenwerfer kann eingesetzt werden. Aufgepasst, Männer, es geht los!
Şurada çalıya doğru ilerleyelim. Oo, orada tank var. Tank biraz sıkıntı. 7'ye 5 çünkü. Bizimki de 7'ye 6'ymış gerçi. Tutarsa. Vururuz. İlk fazda başka... Çok da bir şeyim yok ilk fazda, böyle çok işime yarayacak. Aa, belki zırhlı şey az işimize gelebilir. Oh, orada zırhlı mı geldi? Neyse ki AT var ya. AT olmasa vallahi çökecek. Burada da AT var ama AT istediğim pozisyonda değil. Yani böyle koyduk ama buranın bokta, bu kadar boktan olacağını tahmin etmedim. Sıkıntı. Hadi oğlum ateş et şuraya artık. Amca pipiyi göster. Bu da aracımız yok olmuş. Tank geliyor çünkü oradan da. Ulan her yerde tank mı var ya? Bu ne bolluk arkadaş. Sen de gel böyle. Şu tank yaklaşırsa alırız. Menzilimiz yeterse. Menzili neydi hatırlamıyorum ama. Muhtemelen atar. Speer zur Stelle. Geräuschdisziplin. Bu akşam ateş edeceğim mi inşallah? İçimize girdi. At artık. 150'de atıyormuş demek ki. Mis. Tankı aldık orada. Buralar yine iyi. Biraz çalıların arkasını saklayalım. Aralardan olacak bir taarruzu engellemiş olalım. En soldaki patika yola yollayacağım bunları da. Bir şey olursa öldürsünler. Bu taraf çok sıkıntılı oldu. Reload'un bitmedi daha ya. Heh, at evladım şimdi. Bombala orayı sabahtan akşama kadar. Güzel. Güzel, orada infantry ortaya çıktı. Faz B'ye geçtik. İyi oldu. Gerçekten bir hani nefes alma opsiyonu sağlayabilir bana. Bu tarafta çünkü ne oluyor hiç bilmiyorum. Sol tarafta itiliyorum ama ne var ne yok göremediğim için bilemiyorum. Buralarda bir yerde bir ünite olması lazım. Tahminimce şu bölgede bir yerde bir şey var. Dedim ve karşıma çıktılar lan. Patlat onu, patlat. Şey, Theoden gibi hissediyorum. İndir onu yere, indir onu yere. İndir onu yere. Kambo oyunu oynarken zevk alıyor musun? Evet, sen almadın mı izlerken? Oyun sarmıyor cidden. Joy 2 çakması gibi bir şey demiş. Nasıl ya? Çak şuna her şeyi. Güzel. Bazukayı gömdük. Oo. Ortadan bayağı güzel itiliyorum be. Öyle böyle değil yani. Bayağı güzel itiliyorum. İlerle oğlum. Şuraya bir infantry daha yollamamız lazım. Şurada infantry'si var herifin. İlk planımız zaten şuraya koymaktı. Yine oraya koyalım. Oha, orada benim tankım mı patladı? Dalga geçiyorsun ya. Sherman'ı geri çekmek zorundayım. OE4 girecek misin? Hayır, bugün değil. Gençler, duyuruyorum oyunları. Duyurduğum oyunlar dışında oyun atmıyorum. Ne alakası var Joe ile demiş. Evet, hiçbir alakası yok gerçekten. Man of War desen hani biraz benziyor sistem. Sistem benziyor. Ama onun dışında Joe 2 çakması demek
Bilmiyorum. Yani yapılabilecek en saçma yorum olurdu bence. Ne alaka yani? Her şeyden evvel. Şöyle hafif açığa girersem şuradan da görür diye tahmin edeceğim. Yalnız ağır tecavüze uğradık. Puanı düşürmeseydim belki B, C fazında toplayabilirdim biraz ama şu anki haliyle mümkün değil, yenemem yani. Şuraya destek gönderelim. Anti tankım yok. Ne yandır atak? Buradaki şeyim patladı yine. Recon. Uçak olarak recon alsam işte böyle durumlarda bu çevrilen noktaları görme açısından daha iyi oluyor ama şu an yok. Güzel. Sol kanat hiç tutamadık. Tutamamanın da ötesi berbat gidiyor hatta sol kanadım yani. O kadar acı nasıl bir halde sol kanadım. Şuraya döşeyim. Sen gel. Şuraya asker bırak. Bombardımanım patlamış lan. Neyle vurdu? Şu arkadaşı çağırayım. 82 mm, 80 mm. Hah. Hadi oğlum. Bir koy mermiyi oradan. Aunslandı onun mermisi. Haşırt. Sherman farkı. Bitch. Güzel. Aa, sağ tarafa baskı devam ediyor. Ya zaten mantık yönetmesi de gerekiyor yani. Şaşırmamak lazım ettiğini. Ortadaki birliklerin etrafı sarılıyor. Puan yettikçe hani bir şeyler getirebiliyorum. Şu an eldeki malzeme bu diyeyim sana yani. Abi ben RTS biliyor musun? Evet biliyorum. En üst çıkmanı 88 TL sanırım demiş. Neyden söz ediyorsun? Bundan mı? Bu biraz daha ucuz olması lazım. Ya bu oyun Man of War'a benziyor evet ama cover sistemi öyle değil. Cover sistemi farklı. Resource sistemi Man of War, cover sistemi farklı. Orada hataya düşmeyin. Orada büyük bir fark var. Çünkü Man of War'da cover almadan bir asker gönder, anında deşiyorlar yani, kurşuna boğuyorlar. Burada öyle bir durum yok. Buradaki sistem biraz daha farklı. Burada moral sistemi de var işin içinde. Güzel, ortayı da etmeye başladık. Ama yetmeyecek. Hatta 27 saniye sonra yok olacağım, öyle söyleyeyim. Keşke puanı kısmasaymışım. Şu an ona üzüldüm ya. Çünkü güzel bir birlikmiş Rommel'in birliği ve tankları görebilirdik. Belki de King'i görebilirdik. O biraz şey olmadı. Keşke puanı hani 3000'de falan tutsaydım. O da benim hatam. Bunlar hep armament çakması demiş. Oha artık. Benzetmeye bak.